tane kırılma anı var. Muhteşem aldı uzadı. ikiye bir gidiyor erken verdi. Sağını da verebilir. Tabii erken verdi. Vermese kaleye Altı, kadar gidecek. O birinci kırılma anıydı. Evet. Yani o kadar çok oyun oldu. Yani sonradan o hamlelerini yaptı. Oyuna giren her oyuncu fark yarattı. İkardi girdi. Kalite bambaşka bir şey. Ya yani Dünya yıldızı acayip yani bir oyuncu. O pası aldı. İnanılmaz bir şiddetini şey ayarlayarak Kerem'in önüne. Kerem golünü attı ki bana göre Kerem ilk yarı kere çok iyi oynamadı ama ikinci yarayı çok iyi oynadı ve karşılığını da aldı. Barış formasının hakkını ne kadar verdiğini gösterdi. Ee, hocasına inancını gösterdi. Hocası da onu oynattı. Karşılığını aldı. Berkan bugün sahanın en iyilerindendi. Ee, geçen yayınlarda da konuşmuştuk. Her yeri kapattı. Eksiksiz oynadı. Çok iyi e, pas trafiğini uyguladı. Oliviera çok iyi oynadı. Yani belki bugün Belki biraz bu oyunun hızından ve çabuk oyundan, direkt kaleye giden oyundan dolayı Mertens biraz saman alevi gibi bazı yerlerde göründü. Onun dışında ya o da kötü oynadı demiyorum. O da bu oyuna adapte olmaya çalıştı ama öyle bir oyun var ki, öyle bir inanmış mı Galatasaray? Biz buraya kazanmaya geldik, bu oyunu oynayacağız, geri adımda atmayacağız dedi ve kazandı. Bu arada Icardi uzun zamandır olmamasına rağmen bir gol, bir asist, oynamayan, oyuna girmeyen Gomis takımın en çok golü bulan Gomez, ısınırken baktım hiç neşesini kaybetmeyip arkadaşlarına <laughs> e, e sürekli sürdürdü. desteğini veren e, bir abi, bir kaptan, bir e, ne diyeyim yani Galatasaray'ın yıldızı bir, figürü. figürü hiç e, bırakmadı. Yani bugün Galatasaray hak eden taraftı. Fenerbahçe tarafına dönersek Fenerbahçe artık Alanya gibi çok rahat çözülen bir takım oldu. Mesela 10 kişi oynuyor Fenerbahçe. Hala neredeyse orta sahanın 10 metre gerisinde karşılamaya çalışıyor rakibini. Yani böyle oynadığı sürece hep Kemal Hoca'yı diyordum yani patlama olasılığı çok yüksek. Sıkıntılar yaşayacak. Problemler yaşayacak. Kemal Hoca da her zaman dedi bu riski satın alıyor bu oyunu da sürekli oynuyor. Evet oynuyor doğru söylüyor. Oynarken belki buralara kadar. E hocanın kenardaki e, ilk defa bu kadar isyankar gördüm. Ben sahanın içine kadar girdiğini gördüm. Cesursun. Cesursun evet. <laughs> Çok yani isyankar bir yani istediklerini yapamayan bir şey var. Ama yani Cesus Hoca iç sahada oynuyorsun. Bu kadar yani kalitesiz demeyeyim ama kaliteli ayaklarını kulübede oturtarak biz ne dedik? Zayistan ne istiyorsun? İrfancan niye? Şu tehdidi olan tek oyuncun İrfancan. Ceza satışına yani, kütü yok Fenerbahçe'nin zaten. Ya, şimdi bunu gören ne dedik? Orta sahayı ele alır. Demedik mi kadroyu geçtiğinde? Ben ne dedim? Orta sahada çok ciddi anlamda her koşuya, yapan oyuncuya pas atabilecek kaliteli Oliveira var. Mertens var. Berkan muhteşem bir pas attı ilk yarı. Yani 70 metre terse o %100 gol pozisyonu oldu. Yani sen orta sahaya bu kadar verirsen tek hatta da kalırsan yani sana bu maçlarda böyle Galatasaray gibi yani yıldızları çok fazla, bireysel yeteneği çok üst düzey olan oyuncular senin ipini çeker. Ve sen buna hazırlıklı olamazsın. Çünkü Icardi girdi, bir gol, bir asist. Oyuna giren herkes katkı sağladı. Sonra yani başta oynayan herkes katkı sağladı. Onun için çok haklı bir galibiyet aldı bugün Galatasaray. Bu arada skor 3-0 ama Belki son dakika e, gol oldu bitti. Daha önce 2'yi, 3'ü, 4'ü bulacak çok pozisyonu var Galatasaray'ın. Ya Fenerbahçe Yat ilk yarıda sonu... Ha, pardon. <laughs> i̇yi, iyi, pardon. <laughs> pardon hocam ya. Valla öncelikle şunu söyleyeyim. Ben bir futbol sever olarak çok keyif aldım. Güzel bir derbi izledik. Beklentim de buydu. Bol pozisyon olsun, bol gol olsun hak eden kazansın. Hak eden kazandı. Net. Maç önüne dedik. Başlama 11'i götürdükten sonra o iki maçı da kazanırken sallana sallana gelip gidiyordu. E şu an e, ne kadar çok defası olduğunu Fenerbahçe'nin daha önce de söyledim yeniden söylüyorum. Fenerbahçe'nin bireysel oyuncu kalitesinin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Değil. Yani bundan önce Lincoln nerede oynuyordu? Aro nerede oynuyordu? Ya ben sayayım sana Crespo, o kadar çok. Iyi Crespo iyi oynuyor Crespo. Ama sonuçta Hani yani Crespo'yu da aldın yer. Geçen sene çok ciddi bir yakaladı yukarı gitti. <laughs> Baktığın zaman bu takımın en kaliteli oyuncuları sürekli kulübede. <laughs> Emre, kulübede. İrfan, genellikle kulübede. Zayis kulübede. Sanki hocanın kaliteli ayaklara karşı bir şey var. Böyle takım oyuncusu. Atletik katlısı. Yani, oynayan. Oynay Mesela sağ beki sağ bek değil. Sol beki sol bek değil. Ya bunları hep söyledim. Evet saman alevi gibi bazı maçlar oynanıyor ama Ferdi sol bek değil. O sahip sağ bek değil. E, sol bek oynuyorsun, kulübede oturuyor. Sağ bekim var, kulübede oturuyor. E ne olduğu belli değil. Yani dikine giden ya İsmail gibi dinamik, dikine giden Emre gibi e, dinamik, İrfan gibi şutu olan, tehdit olan oyuncuları bu kadar sen kulübende oturtup her maç rotasyonda 5 oyuncu, 6 oyuncu her zaman olmuyor. Her zaman olmuyor. Ha, ne mi kaybetti Fener? Çok şey kaybetmedi. Ne mi kazandı Galatasaray? O da çok şey kazanmadı. Ama öyle bir moral motivasyonu bir iğme yakaladı ki. Şimdi artık herkesin hedefi Galatasaray. Galatasaray bu vitesi yükselte yükselte 8'de 8, 9'da 9, 10'da on 10 yaparsa bambaşka bir seviyeye çıkacak. Şu an kusursuz görünüyorlar. Yani e, Okan Hoca da bu arada kusursuz. Yaptığı her hamle maçtan önce maçı öyle bir yaşamış ki. Maçın içinde de aynı şeyleri yaşadı düşündüğü yap yani uy yani düşündüğü ne varsa hepsini uyguladı. Bir de oyunculara geçirmek de önemli değil mi hocam bunu? Yani kendisi düşünmüş i̇şte bak, ama oyunculara da geçirmiş bunu. Bu oyunculuk döneminden de büyük tecrübe ha. var. Bu başları çok oynadığı için hani A milli takımından İtalya'sına, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta bu tarz maçları çok oynadığı için oyuncuya geçirme konusunda bir sıkıntı olmaz zaten yaşanmışlık var. Şimdi ben sana iki örnek vereyim. Kerem Beşiktaş maçında neredeydi? Kulübede. Evet. Kim oynadı? Barış. Barış Alper. Ertesi maç Başakşehir maçında kim oynadı? Kerem oynadı. Düşün. Oynayan oynamayan herkes göreve hazır. Bugün ikisini de oynattı. Sen ikisini de oynattı. Bu takımın yıldızlarından biri değil mi Kerem? Gomez Gomiz yıldızlarından biri değil. Ya bu takımda yıldız bitmiyor. Süperstar var Icardi. Yani girdiği zaman golü tarif edemiyorsun. Yani bu golü gol açıklaması ya. yok. Ama golden daha değerli maçın ipini çeken asisti yani o pası herkes o şiddetiyle oraya ayağını Ne çeken, kadar güzel verdi. Atamıyor zaten. Belki kendi de zorlayabilirdi bu arada yani. Ba öyle bir pozisyon söyleyeyim sana. Batshuayi o pası veremedi. Hızlı ucumla. Şeyin ee, Saşa'nın ee, kademeye girdiği pozda Aynı pası veremedi. Ya bu bir kalitedir. Bu arada uzun olarak ekranlara getireceğiz. Jorge Jesus e, ee, Bean Sports'ta konuştu. Uzun da bir röportajdı. Gözüm bir taraftan oradaydı bir ruh haline bakmak ya. istedim. Şimdi Okan Hoca geldi. Ha. Bir cümle yayıncı kuruluşa geldi yani. George Jesus bu mağlubiyetin tüm sorumluluğu bende. E, normal. Diyor. Zaten Nasıl galibiyet mi? Okan Hoca'ya yazar diyorsak mağlubiyet de Jesus'a yazar. Ama neden, hoca da bunun neden kısmının altını doldurdu şey mu acaba? Nedeniyle. Ilgili. Doldurur Hoca. Ama oyuncuları eleştirmez bence. Hayır hayır. Çünkü öyle Şöyle diyeyim. başladığımız şimdi için. Bak, böyle başlamalıyım. Bana şimdi. ilginç gelen ne biliyor musun? Ben hocanın üçlü oynadığına hiçbir şey demem. Çünkü çoğu maçta ya. oynadı. Üçlü oynuyorsun. Top rakipteyken beşli oluyorsun. Ama neden bu kadar pozisyon ver, veriyorsun derim. Bir şey söyleyeceğim. Üçlüyle Defansif ilgili, ile öyle oynuyorsun. Tamam. Üçlü, üçlü beşli tartışmasına veriyorsun. girmeyelim ama. Üçlü dörtlü. Kendine kalite olarak yakın takımlar. Üstünde veya yakın.